yani. Lillard'a da bu arada büyük hayranlığım var gerçekten. Yani evet. Çok bir biraz şehrin, bir takımın direkt yüzü ve hak ettiği övgüyü hala alamadı diye düşünüyorum. Kesin aynı fikirdeyim ben de. Yani biraz daha büyük bir market takımında olsun. Belki işte, ama şimdi olsa. Mesela bu sezon dün bu sabah mıydı, dün gece miydi? Tabii maçlar hangisi, biraz karıştı. CJ inanılmaz bir maç oynadı. Bu sabah karşı. Bu sabah değil mi? 30, evet, 30 küsur attı. Yani bir mesela ikisi şimdi bu sene biraz daha böyle iyi bir yerde bitirip playoff'ta da biraz can yakarlarsa bence artık yani üst üste 2 yıldan sonra artık hak ettiği övgüyü alacak yani. Hani elit bir oyuncu bir kere yani. Hani kesin. Belki o hani üstünde bir sınıf daha var. Onu kabul ediyorum. Ama oraya da girmeye aday. Ama o bahsettiğin sınıf zaten çok hani ona da ekstrem elit diyelim. Platinum kart gibi olsun onlar. Yani oraya işte Kyrie, LeBron, Durant, Curry, Davis yazdık. Embiid'i koyar. Embiid de girer oraya. Yani adımını aradı. Attı diyelim. Ya zaten oraya yazabileceğin 7 kişi. Harden'ı saydın. Harden'ı koyarız. Harden, 7 kişi koyarım. Başka var mı aklına gelen Meriç? Ha ve Kawhi Leonard'ı koyarım oraya bir de. Tabii Kawhi de orada artık. 8. Ante? Ante'yi daha koymam oraya ama ben. Koyar ama mısın? Şu anda bence ya bu çünkü ya şimdi bu bahsettiğimiz sınıf olmuş sınıf. Ante'de olma noktasında bence bitti. Ya Embiid ile beraber kapıdalar. Evet oradalar. Evet yani orada yani büyük bir... Şu ana kadar ama yaptıklarını düşünürsek bence 2018'e damgasını vuran Vurdu. Oyunculardan biri kesin. De o yani tartışmasız. Lordlar kamerasına girmek üzereler. Orada oturuyorlar babalar deri koltuklarda. Bunlar da girmek üzere.